Herkese merhaba, ben Şebnem Volkan. Kendinize özel olanı keşfedip ilham ışığınızı parlatacağınız kanalıma bir kez daha hoş geldiniz. Evet, bugünkü yayınımın konusu aslında hayatta ümidimizi kaybettiğimiz anlarla ilgili, devam etmekte zorlandığımız anlarla ilgili, ölümlerden ölüm beğendiğimiz anlarla ilgili. Şimdi ne demek istiyorum aslında? Şunu söylemeye çalışıyorum. Bu yayını yapmamdaki amaç, daha doğrusu bu konuyu seçmemde beni tetikleyen, geçtiğimiz günlerde yayınladığım bir videonun altında görmüş olduğum bir yorum. Bu yorum benim videomla ilgili değildi. Yazan kişiyle ilgiliydi. Ve yazan kişi aslında, çok detayına girmek istemiyorum, onun kullandığı cümlelere girmek istemiyorum. Çünkü üzücü benim için. Söylediği şey özetle şuydu. Hayattan vazgeçmekle ilgili düşüncelerini paylaşıyordu. Ve ben elimden geldiğince o an cevapladım, fakat sizin yorumlarınız, sizin hayatınızda olup bitenler, paylaştıklarınız benim için çok kıymetli. Değer verip paylaşıyorsunuz ve ben elimden geldiğince kimisine videolarımda, kimisine de yorumların altına cevap yazarak mutlaka geri dönüş yapmak istiyorum. Çünkü gerçekten bir derdi olan bir insan yazar. Derdi olmayan, yani dertten kastım bir sıkıntı değil, bir davası olan, bir düşüncesi olan, bir fikri olan yazar. Ve bunu kıymet verip benim videomun altına paylaşmış olmanız benim için son derece değerli. O yüzden ki her düşünce, her fikre ve her soruya çok önem veriyorum. Diğer yandan hani böyle bir şeye de, böyle bir yoruma, bir kişinin hayatından vazgeçme noktasına gelmesiyle ilgili bir duruma da kayıtsız kalmak bana göre değil. O yüzden yazılı cevap verdiğim gibi videolu da bir cevap vermek istiyorum. Sadece böyle düşünen insanlara değil, hayatının belli noktasında gerçekten çaresiz hisseden insanlarla ilgili. Kimisi maddi konularda kendisini çaresiz hissedebilir. Kimisi aşk, sevgi konusunda çaresiz hissedebilir. Kimisi sağlık konusunda çaresiz hissedebilir. Kimisi iş, kariyer, başarı, aile. Yani böyle gerçekten tükendiğimizi, artık devam edemeyeceğimizi, yolların kapandığını hissettiğimiz anlar vardır. Ve o anlar, eğer o anları doğru yorumlarsak ve o eşikten biraz sonra söyleyeceğim şekilde geçmeyi başarırsak, aslında bize o zifiri karanlığın ardındaki güneşi göstermek için vardır. Şimdi bu söylediklerimin havada kalmasını arzu etmiyorum. O yüzden de gerçekten yaşanmış ve bana çok ilham veren üç farklı insanın üç farklı hikayesinden bahsederek, aslında hayatta her zaman ümit olduğunu ve hayatta her zaman devam etmeye değer mucizeler olduğunu ve mucizelere izin vermemizin bizim elimizde olduğunu göstermek istiyorum. Şimdi ilk hikayemiz İtalyan bir şefle ilgili. İtalyan şef Massimo Bottura ile ilgili. Şimdi Massimo Bottura'nın ismini daha önce duymuş olanlarınız olabilir. Duymamış olanlarınız için kim olduğunu şöyle bir söyleyeyim, özetleyeyim size. Herhalde hani 10 veya 20 yılın hani dünya çapında en iyi 5 restorantı arasında olmayı başaran bir restorantın sahibi ve şefi. Ve Michelin yıldızlı bir şef. Bu çok önemli restoran ve şef dünyasında Michelin yıldızlarına sahip olmak. Çünkü sizin yaptığınız yemeğin, verdiğiniz hizmetin kalitesinin ne kadar üst düzey olduğunu, ne kadar yaratıcı olduğunuzu, ne kadar vizyoner olduğunuzu, bir misyona hizmet edip etmediğinizi temsil eden ve bunu taçlandıran bir ödül gibi değerlendirin. Michelin yıldızı sahibi bir şefin yemeğini yemek gerçekten çok büyük bir ayrıcalık. Ben İspanya'da birkaç kez deneyimlemiştim ve gerçekten yediğiniz şey
Hani sunumundan lezzetine kadar sizi inanılmaz şaşırtıyor ve inanılmaz mutlu ediyor. Massimo Bottura'nın yemeklerini deneme şansım olmadı ama olursa biliyorum ki benim için çok üst düzey bir deneyim olacak. Ve şimdi yemekten bahsetmeyeceğim, aslında onun bu zirveye taşıyan hikayesinden bahsedeceğim. Bütün hikayesi de değil. Aslında onun için kritik dönemeç olan kısmı. Massimo Bottura son derece vizyoner bir yaklaşımla İtalya'da restoranını açmaya karar veriyor. Eşini ikna ediyor ve birlikte bir restoran açıyorlar. Ve o restoranında amacı İtalya'nın geleneksel mutfağını farklı bir bakış açısıyla, vizyoner bir yaklaşımla dönüştürmek, farklı bir lezzet ve sunum şekliyle insanlara sunmak. Ve bu amaçla restorantını ve menüsünü oluşturuyor ve başlıyor. İnsanlar ilk önce bu yaklaşımı merak ediyorlar ve geliyorlar ve denedikten sonra ne kadar lezzetli, ne kadar orijinal olursa olsun çok şaşırıyorlar ve o İtalyanların muhafazakar, yani geleneklerini korumak isteyen tarafı, o vizyoner taraflarının önüne geçiyor ve çok büyük eleştirilerle restorantı karşılıyorlar. Yemekleri reddediyorlar. Diyorlar ki, yani bizim annemizin yemeklerine böyle bir şey yapamaz, kimse yapamaz. İtalya'nın bilmem kaç yüzyıllık geleneksel mutfağına kimse değiştirmeye, dönüştürmeye çalışamaz. Bu bir hakarettir, bu bir saygısızlıktır. Yani restorana yemek yemeye gelenler böyle düşündüğü gibi, ileri gelen eleştirmenler, yemek eleştirmenleri de ziyaret ediyorlar ve onlar da medyada restoranı ve Massimo Bottura'nın şefliğini yerden yere vuruyorlar. Daha doğrusu vizyonunu yerden yere vuruyorlar. Diyorlar ki böyle bir rezalet olamaz. İtalyan yemekleri bu şekilde sunulamaz. Ve Massimo Bottura o vizyonuna o kadar odaklı ki bu yolculukta ısrarla devam ediyor. Onu yerden yere vuran her türlü yoruma, anlayışa karşı 5 yıl boyunca restorantını ayakta tutmaya çalışıyor. 5 yılın sonunda ise artık teslim bayrağını dikmeye karar veriyor ve diyor ki eşine, daha fazla devam edemeyeceğiz. Çok zarar ettik. Bu iş belli ki olmayacak. Demek ki İtalyan mutfağı böyle bir şeyi karşılamaya hazır değil ve ben vazgeçiyorum. Artık restorantımı kapatıyorum. Bunu duyan eşi, onun rüyalarına, vizyonuna inanan eşi diyor ki, tamam, vazgeçebilirsin. Bunu destekliyorum. İstediğin zaman vazgeçebilirsin. Ama kendine bir sene daha süre ver. O bir sene içerisinde sevdiğin yemekleri yapmaya devam et. Ve bir senenin sonunda, yani kendini psikolojik olarak bırakmaya hazırla. Ve olmuyorsa bir senenin sonunda bırak. Ben de seni destekliyorum. Ama bir sene daha kendine şans ver. Ve bu konuşmanın ardından Massimo Bottura okeyliyor, onaylıyor. Diyor ki tamam, bir sene daha devam edelim ama artık benim bir beklentim kalmadı. Sadece yapmak istediğim için yapacağım. Ve yemeklerime odaklanacağım. Bu restoranın yaşamasıyla ilgili pek bir ümidim yok. Aksine bir de bu vizyonumun hayata geçmesiyle ilgili, bir yer bulabilmesiyle ilgili bir ümidim yok. Zevk aldığım şeyi yapacağım bir sene boyunca. Bir senenin sonunda göreceğiz. Ve o bir sene içerisinde aynen söylediği gibi hayat devam ederken bir gün o restoranın bulunmuş olduğu yerden geçen tren arızalanıyor. Ve o trende de gerçekten dünyaca ünlü bir yemek eleştirmeni var. Tren arızalanıp durunca yemek eleştirmeni de çevreyi gezmek, görmek, birazcık da yemekleri tatmak için iniyor. Ve dolaşırken Massimo Bottura'nın restoranıyla karşılaşıyor. Belki de bir yerlerden de duydu. Fırsat bu fırsat, bir tadayım diyor. Ve geliyor, yemekleri tadıyor ve inanamıyor. Şapkası uçuyor derler ya. Gerçekten yemeklerin sunum şeklinden, yapılışından, fikrinden, her şeyinden, Massimo Bottura'nın vizyonundan öyle bir etkileniyor ki
aşırı beğeniyor ve diyor ki yani İtalyan mutfağına böyle bir dokunuş gerekiyordu. İtalyan mutfağı böyle bir dokunuşla şaha kalkabilir. Dünyada çok daha farklı bir boyuta geçebilir ve bu vizyonla bu hareketi yapan insanı ben alkışlıyorum diyor. Ve bunu tren hareket ettikten, yolculuğunu tamamladıktan sonra köşesinde yazıyor. Ve bu yazıyla beraber fikirler, bakış açısı değişmeye başlıyor ve insanlar gerçekten İtalyan mutfağını daha üst seviyeye taşıyan bu restoranı ve bu şefi merak ediyorlar ve akın akın gelmeye başlıyorlar. Ve o senenin sonunda o restoran tamamıyla ilgi ve sevgi odağı olmuş ve hayatına bugün de devam eden bir restoran oluyor. Ve o restoran dünyanın en iyi ilk beşinde. Her zaman ilk beşinde, yani dünyanın en iyi ilk beşinde bir restoran olmak ne demek? Çok büyük bir şey. Ve o anlayışla o bir senede her şey bambaşka bir noktaya geliyor. Orada olan ne sizce? Yani ben söyleyeyim. Massimo Bottura'nın direncini bırakması, savaşmayı bırakması, bir şeyi oturtmak için mücadele etmeyi bırakması, onun yerine teslim olması, olacak olan her şeye, iflasa, restoranını kapatmaya, her şeye teslim olması ve en iyi bildiği ve en sevdiği şeyi yapmaya devam etmesi, yemeklerini. Evet, bu hayatımızda bizi bekleyen mucizeler için kapı açan eylemdir. Şimdi bunun ne demek olduğunu daha açık anlatabilmek için ikinci örneğime geçiyorum. İkinci örneğim Rauf Denktaş'la ilgili. Rauf Denktaş bildiğiniz gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilk cumhurbaşkanı ve kurulmasına hizmet eden çok önemli bir siyaset adamı. Ben bu Rauf Denktaş'ın vefatı döneminde yayınlanan onunla ilgili anekdotları, hikayeleri dinlerken bir hikayeden çok etkilenmiştim. O da şuydu. Rauf Denktaş Kıbrıs'ın mücadelesi sırasında gerçekten önemli bir misyon ve görev ediniyor. Çok eğitimli, donanımlı bir genç ve siyasetçi adayı ve o mücadele içerisinde lider bir rol ediniyor. O lider rolünden rahatsız olan o dönemki Kıbrıs yönetimi Rauf Denktaş'ın ülkeye girişini yasaklıyor ve sınır dışı ediyor. Ve ülkeye girdiği takdirde hakkında hani tutuklama, ölüm, idam her şey mümkün. Yani o sırada anlatılanı size aktarıyorum. Tabii ki resmi kaynaklar bunu daha iyi ve detaylı bir şekilde aktaracaktır eğer rastlarsanız. Ve Rauf Denktaş sınır dışı edilip artık ülkeye girişi yasaklandıktan sonra mücadeleye nasıl dahil olabileceğine kafa yormaya başlıyor. Ve o sırada Türkiye'de ve dava arkadaşlarıyla birlikte Kıbrıs'a geri dönmeye karar veriyorlar. Tabii ki kapılar kapalı olduğu için onlara normal yollardan dönemeyecekleri için deniz yoluyla gizlice sınırdan yani karaya çıkıp Kıbrıs'a bir şekilde girmeyi hedefliyorlar. Şimdi bunu yaparken kesinlikle yakalanmamaları lazım. Çünkü yakalandıkları takdirde başlarına ne gelebileceği gerçekten kötü olasılıklarla dolu bir durum. Ve maalesef girerken onları tanıyan birileri çıkıyor, ihbar ediliyorlar ve sıkıştırılıyorlar bir yerde, yakalanmak üzereler. Artık çok çaresizler. Dava arkadaşları, o sırada yanında bulunanlar diyorlar ki Rauf, biz eğer yakalanırsak mutlaka bizi esir alacaklar ve idam edecekler. Eğer burada çata çat savaşırsak yine öldürüleceğiz. Çünkü onlarla mücadele edecek gücümüz yeterli değil. Bir seçenek daha var. Kendimizi öldürelim. Bütün bu üç seçenek, hani ölümlerden ölüm beğen gibi bir seçenek. Şimdi burada ben anlatırken çok böyle hafif bir olaymış gibi gözükebilir ama o andaki insanların ruh durumunu düşünün. Yani esir düşüp idama mı mahkum olayım, çatışarak mı öleyim yoksa kendi kendime mi infaz edeyim? Seçenekler her seferinde ölüm gibi gözüküyor. Çaresizlik gibi gözüküyor. O durumda Rauf Denktaş diyor ki hayır,
Ben kendimi bu davadan önce öldürmeye niyetli değilim. Ne olacaksa olacak. Mücadele de edebiliriz ama ben bu davayı yaşatmak istiyorum. Tamam, teslim olalım. Sonrasında da idam edeceklerse edecekler. Ama ben davamı seslendirmeye devam edeceğim. Teslim oluyorum diyor. Ve dava arkadaşları beraber teslim olmaya karar veriyorlar. Teslim oldukları zaman düşünceleri şu: bize türlü işkenceler yapacaklar. Ama hiç öyle olmuyor. Teslim oluyorlar ve teslim olduktan sonra Türkiye'nin müdahalesiyle Birleşmiş Milletler devreye giriyor. Rauf Denktaş ve arkadaşları esir olarak değil, özel tutuklu olarak muamele görüyorlar. Yani iyi bir muamele görüyorlar ve sonrasında da tekrar Türkiye'ye teslim ediliyorlar. Ve böylece davasına devam etme şansı tekrar yakalıyor. Ve bugün, şimdi düşünüyorum, o gün eğer mücadeleye savaşarak ya da kendisini infaz ederek sonlandırmayı seçmiş olsaydı Rauf Denktaş, bugün onu Cumhurbaşkanı göremeyecektik. Belki de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni göremeyecektik. Bir devletin kuruluşu mümkün olmayacaktı. O gün ona bu kararı verdiren aslında teslim olma duygusu ve bu işi iletişimle, yapabildiği en iyi şeyle, siyasetle çözebilme umudu. Yapabileceği şey oydu. O bir asker değildi, o bir savaşçı değildi. O kendisini infaz da edemezdi. Dolayısıyla da yapabileceğim en iyi şeyi yapma fırsatı yakalarsam yaparım ve artık mücadele etmiyorum, teslim alıyorum dedi. Ve her şey ondan sonra dönüşmeye başladı. Gördüğünüz gibi insanların hayatında çok farklı dönüm noktaları var. Kendilerini çaresiz hissettikleri çok farklı dönüm noktaları var. Yani Massimo Bottura'nın hikayesinde kendi vizyonundan, hayalinden vazgeçmek. Rauf Denktaş'ın hikayesinde kendi hayatından vazgeçmek. Bunlar herkes için farklı farklı boyutta gerçekten çok yıkıcı durumlar. Ümitsizlik ve çaresizlik hissettiren durumlar. Ve bu durumlarda işte yaptığımız şey her ikisinde de ortak. Şimdi bir üçüncü hikaye var ki beni çok etkileyen hikayelerden bir tanesi. O da Ahmet Kaya ile ilgili. Ahmet Kaya'yı bilmeyenimiz yoktur herhalde. Sesiyle, şarkılarıyla, sözleriyle bir döneme ve hatta bugüne de damgasını vurmuş, daha üstüne gelmemiş, kimsenin gelmediği çok değerli bir sanatçımız. Ve Ahmet Kaya olmadan önce gerçekten kendisini çok çaresiz ve her şeyden vazgeçme noktasına getiren bir gecesi var. Ahmet Kaya küçük yaşta ailesiyle İstanbul'a geliyor ve gerçekten bir mağduriyet içerisinde yetişiyor. Ona sazı, sözü, şarkıyı öğreten babası. Şarkı söylemeyi biliyor, söz yazmayı biliyor, saz çalmayı biliyor. Fakat bunu gerçekten onu iyi noktalara getirebilecek bir şey olabileceğini çok inanmıyor. Ya da öyle bir fırsat eline geçmiyor. Gençlik döneminde, o dönem 80'li dönemlerde işte biliyorsunuz aslında bugünün de konusu diyebiliriz. 12 Eylül 1980. İşte bunun öncesinde o siyasi kavgalar, taraflar devreye girdiğinde Ahmet Kaya'nın da siyasi olarak özgürlükçü bir demokratik bir düşüncesi var ve o tarafa daha fazla meyilli ve şarkısı ve sözüyle oraya destek verirken tabii ki 12 Eylül 1980 ile birlikte birçok insanın etkilendiği gibi onun hayatı da etkileniyor ve kendisini hapishanede buluyor. Yaklaşık 8 aylık bir tutukluluk dönemi oluyor ve öyle basit bir tutukluluk da değil. Yani o şarkılarında dinlediğimiz bütün acılar, kederler, gördüğü eziyetler, o 8 aylık dönemde yaşanmış olanlar ve bunu acı bir şekilde hapishanede deneyimliyor. O kadar sert bir darbe ki aslında o dönem yaşanan darbe, insanların hayatına balyoz gibi iniyor. İçeride kalanlar inanılmaz eziyet
gördüklerini söylüyorlar. Dışarıda olanlar da kendilerini saklamak zorunda kalıyorlar. Ve Ahmet Kaya 8 ayın sonunda çıktıktan sonra dışarıda hiçbir tane arkadaşını bulamıyor. Yani onunla aynı fikir ve düşüncede olduğunu düşündüğü, dava arkadaşı olarak gördüğü arkadaşlar onu görünce yolunu değiştiriyor. Ne çay ne simit ısmarlayacak bir arkadaşını bulamıyor ve cebinde de 5 kuruş parası yok. O kadar çaresiz ki. Ve yine otobüs bileti alacak parası yok. Ayaz, soğuk bir İstanbul gecesinde artık nerede kalacaksa birisinin yanında ona doğru uzun uzun yürümesi gereken bir yürüyüş gerçekleştiriyor. Ve o yürüyüşte titreyerek, aç, şunu düşünüyor. Diyor ki, birazcık daha böyle sokakta kalırsam ben ölürüm. Ölmek mi iyi yoksa hapse düşmek mi iyi? Hapse düşmek daha iyi çünkü orada yemek var, yatak var, tamam eziyet var ama en azından yaşama ümidi var. Yani dışarıda ölmektense hapse düşmek daha iyi kararını veriyor ve şunu soruyor kendine, peki ben hapse nasıl girebilirim? Aslında verdiği cevap çok basit. Yapabildiği en iyi şeyi yaparak hapse girmesi mümkün. Yani şarkı söyleyerek. Şarkıları çünkü o dönem tehlike olarak arz ediliyor ve diyor ki bir kaset yapayım, şarkılarımı söyleyeyim, sözlerimi söyleyeyim, beni de hapse atsınlar, böylece hapse gireyim. Ve öyle bir karar oluyor ve birkaç arkadaşının yardımıyla albüm, kaset, o dönem kasetti biliyorsunuz. İlk kasetini çıkartıyor. Ama şöyle de ince bir hesap yapıyor. Diyor ki yani içeriye gireyim ama 2-3 yıl sonra da çıkayım yani. Ömrümün, hayatımın sonuna kadar da hapislerde çürümeyeyim. Onun için de albümün içerisine kendi şarkıları dışında bir de böyle kendisini tarafsız ya da diğer tarafa da sempatik gösteren Mehmet Akif'in de bir şiiriyle bir şarkı yerleştiriyor. Ve bu şekilde albümünü gerçekleştiriyor. Şimdi aynen planladığı gibi kaseti çıkıyor ve inanılmaz bir patlama gerçekleşiyor. Herkes Ahmet Kaya şarkıları çalmaya başlıyor. Ahmet Kaya'nın ismi herkes tarafından öğreniliyor. Ve hapse gireyim derken birdenbire şöhret ve müzik dünyasında önemli bir isme sahip oluyor. Hapse atılmıyor, yolu açılıyor. Sanat yolu açılıyor. Peki bu onun başına nasıl gelmiş olabilir? Aynen söylediğim gibi Ahmet Kaya o gece vazgeçti. Teslim olmayı seçti. Mücadele için değil, yaptığı en iyi şeyi yaparak teslim olmaya karar verdi. Ve işte mucizeler o zaman gerçekleşmeye başlıyor. Biz direndikçe, mücadele ettikçe aslında enerjilerin sıkışmasını sağlıyoruz. Halbuki hayata teslim olup başımıza ne gelecekse tamam demeyi öğrendiğimizde ve yapabildiğimiz ve yapmaktan zevk aldığımız en iyi şeyi yapmaya devam ettiğimizde bu kimisi için yemek yapmak, kimisi için siyaset ya da iletişim, kimisi için şarkı söylemek, müzik yapmak olabilir, kimisi için kitap yazmak olabilir, kimisi için süpürmek olabilir, resim yapmak olabilir, her şey olabilir. En iyi yaptığımız şeyi yapmaya devam ederek hayata teslim olduğumuzda işte o her şeyin bitti dediğimiz andan sonraki ilk doğan güneşe bizi taşıyacak olan eşiktir. O yüzden nefes almaya devam ettikçe her zaman ümit var ve hayat mucizelerle dolu. Hayatta mucizelerin başımıza gelmemesi aslında mucize. Yani nefes almak bir mucize. Her şey mucize. Biz sadece izin vereceğiz. Olana, bitene, her şeye. Umarım bu yayınım ilham olmuştur. Evet, videomu ayrılmadan önce beğendiyseniz beğenme tuşuna lütfen basın. Henüz abone olmadıysanız lütfen abone olun. Ve kanalımın büyümesi için de sevdiklerinizle de paylaşırsanız çok mutlu olurum. Tekrar görüşmek üzere. Sevgiyle ve tutkuyla kalın.